Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 17 Şubat 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Depremzede o halde enerji güvence bedeli ödemeyecek. Depremzedelerden olağanüstü hal süresince yaptıracakları yeni elektrik ve doğalgaz aboneliklerinde güvence bedeli istenmeyecek. Karara göre afet bölgesinde yaşayan ve depremlerden etkilenen yurttaşlar ister deprem bölgesinde isterse başka bir bölgede ikamet etmeye başlasın, elektrik ve doğalgaz için yeni abonelik yaptırırken güvence bedeli ödemeyecek. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin ilk ulusal FSRU gemisi olan Ertuğrul Gazi, deprem sonrası bölgenin doğalgaz ihtiyacını karşıladı. Tüpraş Kırıkkale'de rafinerisine GES kurduruyor. Tüpraş Kırıkkale rafinerisine 29 megawattlık arazi tipi güneş enerjisi santrali kurduracak. Tüpraş projesinin hayata geçirilmesi için Yeo Teknoloji ile yaklaşık 28,5 milyon dolar büyüklüğünde sözleşme imzaladı. Oyak Çimento güneş elektriği kullanacak. Oyak Çimento yaklaşık 843 milyon TL yatırımla Adana'da 54 megawatt kurulu gücünde güneş enerji santrali kuracak. Santralin ürettiği elektrik öncelikle şirket bünyesinde kullanılacak. Siirt'te 84 megawattlık hidroelektrik santral kurulacak. Şahinoğlu İnşaat Siirt'in Pervari ilçesine Bahçesaray Deresi üzerinde kuracağı 84 megawatt kurulu gücünde regülatör ve hidroelektrik santrali kuracak. Şirket proje için 481 milyon TL'ye yatırım yapacak. Almanya, Orta Doğu'dan ilk elenci sevkiyatını aldı. Orta Doğu'dan Almanya'ya ilk elenci sevkiyatı gerçekleştirildi. Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi Etnok, Alman şirket RWE'ye 137 bin metreküplük ilk elenci kargosunu teslim etti. Tayvan sularında rüzgar santralleri kurulacak. Asya ülkesi Tayvan, enerji dönüşümü çabaları kapsamında kara sularında rüzgar enerji santrali kuruyor. Total Energies ve Korea Generation ortaklığı, Tayvan karasularında 2000 MW kapasiteli Formosa 3 yüzer rüzgar santrallerini kuracak. Fransa yarım asırdır ilk kez elektrik ithalatçısı oldu. Fransa'da nükleer enerji santrallerinden elektrik üretimi geçen yıl 1988'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti ve son 20 yılın ortalama seviyesine göre %30 düştü. Ülke 53 yıl sonra ilk kez elektrik ithalatçısı oldu. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırmaya devam edeceği yönündeki beklentilerle haftanın son işlem gününde düşüyor. %3 civarında değer kaybeden uluslararası piyasalarda Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 82 dolara çıkarken Batı Teksas tipi WTI 75 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 18 Şubat 2023 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 2755.17 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 18-19 dilimi için 3650 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 16-17 dilimi için 2000.01 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bültenini sundu.